Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bir oğullarımız kaldı. Onlara da bir bakalım. Ne yapmışlar? Hızlı hızlı bakalım. Evet. Bu ilk oğlumuz. En son gelen oğlumuz. Zayıf olan. Günlüğü koymuş. Çok güzel. Gelişiyor. Hemen şuna bakalım. İkinci peteği, bu eski oyundan çıkan petek, oraya tuzak attığım petek. Evet, görüyorsunuz. Kapatmış yavrusunu. Hemen bir diğerine bakalım. Hop, maşallah. Evet, burada iyi, kapatmış. Kapatmaya devam ediyor. Evet. Anarsını görmedim şimdiye kadar ben. Son peteğini de bakalım hemen. Kapatalım. Fazla bir işi yok zaten. Aa, güzel bal var ha. Çok ağır maşallah. Evet, güzel bal çekmişler. Kaşıyamıyorum. Düşüreceğim şimdi. Petek zaten anormal. Bakın şuraları bal dolu. Nasıl göstereceğim ki? Bunu sezon sonunda alacağım. Büyük ihtimalle buna yavru atmaz. Anarısını göremedik ama sıkıntı yok. Günlüklerini gördüm. Zamanım yok arkadaşlar. Hemen bakıp çıkmam lazım. Çünkü belediye otobüsüyle geldim Adana'dan köye. Geri 6.30'da çıkacağım. Şu an saat 5.30. Daha hala arının içindeyim. Evet. O yüzden acele ediyorum biraz. İşte... Evet, bu da boş depoya gelen, hayır, bu boş kovana gelen arımız, oğlumuz. Buradan miktar çekmiş biraz. Evet. Güzel beyazlık var şu anlarda. Şöyle görüküyor mu beyazlık? Çünkü bunlar tarlacı olduğu için. Benim arada. Kılıç arısı. Lafım yarıda kaldı. Belediye otobüsüyle geliyorum. Dediğim gibi işte ülkenin durumu ortada. Arabam var ama gelip gitmeye 150 liradan fazla yaktığı için sağ olsun hükümetimiz bizi belediye otobüsümüzle gönderiyor artık. Yapacak bir şey yok. İnşallah tez zamanda düzeliriz. Evet. Oğlumuzun yavrusu. Tam paket yavru değil ama daha erken diyorum ben. Bir diğer peteğine bakacağım. Evet. Bunları nasıl değişeceğiz? Görüyorsunuz. Düzensiz bir yavru atmaz şeyi var. Paket görüküyor ama bu arı kışı çıkarmaz. Bu arı kışı çıkarmaz. Bende de var böyle bir iki tane yaşlı. Onlar da aynı keza bu yaşlı anarlar, oğul veren anarlar. Bunlara da bir kendi arısından ürettireceğim. Bakın güzel atmış gibi görünüyor ama çok boşluklar var. Ama şimdilik dursun. Tabii ki tarlacısı da azalıyor her geçen gün. Doğumlar yeni yeni başlayacak. Hatta başlamıştır artık. Geleli 3-4 hafta oldu. Şöyle bir diğer peteğini çekelim. Evet, bununla günlüğü, evet, buradan patlamış çıkmış. Bu ilk eski petek zaten. Bundan çıkmışlar. Hemen yerine günlüğü koymuş. Hemen bir de şuna bakalım. Evet, bu da geçen hafta buraya vermiştim hatırlıyorsanız. Fazla bir işlem yapmamışlar. Zaten tarlacısı azaldı. Artık çıkan çıkan arılar anayı besleyecek. Belki ana arı düzelir. O zaman bir bakacağım, işte onu bekliyorum. Çıkan genç ana arılar bir anayı beslesin. Ana bir yumurta atmasın, düzeltecek mi düzeltmeyecek mi? Pakete atarsa hiç sıkıntı değil, kalsın. Öldürmeyeceğim. Çünkü
arının hepsi tarlacı olduğu için ana arıyı besleyecek, süt verecek arı yok. Şuna girelim. Bu ballı. Bu da fazladan girdiğim hammum. Evet. Şurada bir tane de kasnak var. O da boşa durmasın bari. Burada kalsın. Evet, bu arada da işim bitti. Arkadaşlar, bu da diğer mavi kovan, hatırlıyorsanız depoya gelen oğul. Bakın, buna sağdığım petekleri direkt üstüne atmıştım. Katı getirip. O gün yağmurluydu. Bir de acil gitmemiz lazımdı. Getirip direkt attım. Arı yukarı çıkmış. Belki de bal bile çekmişlerdir. Bakarız. Önce bir alt kata bakalım. Şöyle bakalım. Hızlı hızlı. Evet. Güzel. Bunda paket yavru var. Bu da bir diğer oğuldu biliyorsunuz. Bu da bir paket yavru. Evet, bak, bu ana güzelmiş. Görüyorsunuz paketini. İşte bu ana kışa girer. Bu anayla gireriz kışa. Sıkıntı olmaz. Güzel, güçlü görünüyor. Ama bu da benim arılar gibi saldırgan. Bir diğer peteği. Evet, anarsa burada bakın. Bıçabildiğimiz. Sen haftaya kanatlarını keserim yavrum. Evet. Güzel bir anar. Büyük. Hemen. Anarımız kata çıkmamış. Güzel. Kata çıkmadığı iyi. Çekmeyeceğim başka. Bir de kata bakalım. Çünkü zamanım yok. O yüzden. Dediğim gibi Adana'dan bugün öğlen geldim. 12.30 otobüsüyle köye geldim. Geri 6.30 otobüsle gideceğim. Şu an saat 5.30 geçti. Hemen düzleyelim şöyle. Arı zaten dellendi, buduruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu üst katı petekleri sağıp vermiştim araya. Bakın, bir haftada geri bal çekmiş. Arı tarlacı olduğu için. Üst kata ana arı çıkmamış daha ama hemen bir yavru çürüğümüze bakalım. Evet, yavru çürüğümüzün son hali. Bu yavru çürüğü kovandan bir tane petek çekip şeye vermiştim. Ya ana arısını görmediğim bir bölme vardı, ona vermiştim. Hatta onun videosu da gelecek. Bundan çekmiştim işte. Çünkü bu süper sadire olan bir ana arıydı. Bunun yavrusundan istedim. Karniyol. O yüzden bundan verdim. Yani bu normalde şu an 3 çıta olması lazımdı full. Evet, bakın, süper sadire ana arı geliştikçe marifetlerini gösterecek, görüyorsunuz değil mi? Kovanıyla yak diyorlardı kışın. Süper sadirenin kendi attı. Ben bunu paket olarak vermedim. Hatırlıyorsanız bir açık vermiştik buraya. Bakın işte burada süper sadire karnı yok. Ama benim kulçarlarla çiftleştiği için öpmeyi çok seviyorlar kendileri. Bakın, kanatlarını ben öyle düzdüm. Paket yavruyu döşemiş. Paket yavru çıktı mı çok güzel yol alacak. Bakın, buna bir paket yavru, yarım paket yavru verdim ama geçen hafta bir petek çektim bundan. Yalancılayan bir koloni vardı. Yalancılamamıştı aslında. Ben ana arıyı görmedim. Görmeyince İşkillendim. O yüzden bundan bir petek çektim. Dedim bu süper sadir olan ana arının bir anası olsun dedim. Şurada bölme var. O video, onun da videosu var. Onu da atacağım. Belki de bundan önce atarım. O videoda söylerim zaten. Bundan çektim o peteği. Yani arıyı biraz zayıflattım ama arı dolu dizgin gidiyor. Bunu kışın diyorlardı ki yak o kovanı diyorlardı. O kovandan hayır gelmez, o anardan hayır gelmez diyorlardı. Göreceğiz bakayım, kışı çıkaracak mı çıkarmayacak mı? 2022'nin kışını çıkaracak mı çıkarmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, bu da hemen yavru çürüğünün yanındaki kovan. Bu ızgaralı olan kovan. Izgarayı aldım artık. Üst katla birleştirdim. Anarı yukarı çıksın diye. Evet, şöyle göstereyim hızlı hızlı. Oğul var mı? Meme yapmış mı? Bakalım hemen. Evet. Şöyle bal çekmiş. Oğul
memesi falan görmedim. Heves memesi yok. Güzel. Zaten ızgarayı da kaldırdım artık. Yukarıya geçiş yapacaklar. İşte şu kata. Oraya da geçtiği için arının bol vereceğini sanmıyorum. Burada paket yavrumuz var. Bunlar doğdu mu yukarı çıkarlar. Onlarımızı da bir görürsek. Evet. Bakın yerli arılarda böyle doğru zamanda kata yavru çekersek paket yavru çıkmaz. Yani oğul çıkmaz. Oğul vermez. O işleve girmez. Bu genç ana. Geçen senenin Ağustos ayında doğan bir genç ana. Ama 2 seneyi geçirmiş bir arı varsa onlar muhtemelen büyük ihtimalle kalkacak oğula. O yüzden onlarla bala çalışmak doğru değil. Bunlarla bala çalışmak doğru aslında. Bakın güzel. Anasını görmedim ama işte aramaya gerek yok. Günlüklerini gördüm. Çünkü hava çok sıcak. Havanın sıcak olduğu için arı acayip bir şekilde saldırıyor. Evet. Bunda ham mum vermiştim geçen hafta. Ya da bir önceki hafta kabartmışlar. Paket yavruyu döşemiş. Evet. Şurada bir tane heves memesi yapmış ama boştur büyük ihtimalle. Bakacağım videodan sonra. Evet, kat da burada. Katta fazla yok arı. Çünkü birleştiği için petek de fazla. Bundan şimdi şuradaki bala çalışan koloniye biraz vereceğim petek. Burada petek fazla. Çünkü geçen hafta yağmur atı sürüyordu. Direkt üstüne geçirdim. Hemen burayı terk etmek zorunda kalmıştım. O yüzden hızlı bir hareketten verdim. Bu kadar petek bu kovana fazla yani. Akşam olunca kapanıyor bunlar. Bakın bir tanesi çalışıyor burada. Yani burada olsa araba buradan geçmiyor ki. Yok. Ya şöyle 1 metre beri olsa bu ayağa faydası olmaz. Sabah akşam biz buradan mıyız Allah aşkına? Ya biz de arada sıradan. Ölmüş orada. Bunlar tikenli incir. Topla 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 hepsini toplayın. Gel böyle ben.